Kıymetli dostlar, bugün inşallah hayanın imandan olduğu konusu üzerinde durmak istiyoruz. Ancak ona geçmeden evvel haya ve iffetin önemi mevzuunda birkaç kelime arz edelim sizlere. İffetli kimse haya sahibidir. Yani günah işlemeye utanır. Haya sahibi olmanın önem büyüktür. Bu usta sevgili peygamberimiz muhtelif hadis-i şeriflerinde buyurmuşlardır ki haya imandandır. Bu halde geçiyor. Hayası olmayan imanda olmaz. İmansız da cennete giremez. Müsteddüt eylemi de meşkür. Haya azı küfürdendir. Ebu Abdillah el-Hakime neysaburinin müsteddekinde zikronuyor. İmam Beyhaki'nin Es-Sünel Kübrası'nda ise haya iffet, dile sahip olmak ve akıl imandan, cimrilik, müstehcenlik, çirkin söz ve hayasızlık nifaktandır buyurulmuştur. Değerli kardeşlerim, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde el-imanu bid'un ve sev'une şube İman 70 küsur şubedir buyurmuşlardır. Bu hadis-i şerifin bu lafzının üç değişik rivayeti var. El imanu bid'un ve sittune şube. İman 60 <altmış> küsur şubedir. El imanu bid'un ve sebune ev bid'un ve sittune şube. Burada ikisi birlikte zikriyor. İman 70 küsur veya 60 küsur şubedir. Bir diğer lafız var. Sünnebi Davut'ta geçer o. El imanu erba'atun ve sittune baben. E, iman 64 baaptır. Bu lafızların devamında ise hadis-i şerif uzun bir hadis-i şerif fe bazı kitaplarda fe a'laha bazılarında fe erfa'uha yani en faziletlisi en alisi alası ve en yükseği kavlu la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demektir. Ve ednaha en aşağısı ve ve avdauha en aşağısı en alçağı. İmatatul eza'ni ani yoldan eziyet verecek bir şeyi kaldırmak, izale etmek. El hayau minel iman Haya imandandır. Veya el hayâ'u şubetü minel iman. Haya imandan bir şubedir. Efendim büyük muhaddis ve fıkıh alimi İmam Beyhakî'nin e, şuabül iman kitabı var. İlk defa Hindistan'da basılmıştı. Sonra onun Beyrut'ta ofiset baskıları yapıldı. Ömer Kazvini de muhtasar Şuabil Şabil İman adıyla bunu iktisar etti. Orada İmam Beyhaki imanın şubelerini 77 madde halinde saymıştır efendim. Ee, biz de Ayzane 1986 yılında Konya İlahi Fakültesi dergisine bir makale yazmıştık. Orada imanın şubelerine dair hadis üzerine diye bir başlık koymuştuk bu hadis-i bütün lafızlarını tespit ettik değişik hadis kitaplarında geçen ve e, bu bidr kelimesi ne demek? 70 küsur, 60 küsur ne manaya gelir? E, ayrıca o 77 şube nelerdir? Onlar da maddeler halinde yazmıştık. Arzu eden kardeşlerimiz o makalemize bakabilirler. Ama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde haya ile ilgili şunu buyurmuşlardır. Min kelamin nübüvvetil ula fe lem testahyi fasna' mâ İlk peygamberlik sözlerinden birisi şudur ki utanmasan dilediğini yap. Yani Hz. Adem Aleyhisselam'dan bu yana hayanın ehemmiyeti vurgulanmıyor, vurgulanıyor utanmazsan dilediğini yap. Yani sen Allah'tan korkmazsan insanlardan da utanmaz mısın diye bir söz var değil mi efendim edebiyatımızda. Bir gün bir sahabi diğer bir sahabiyi haya konusunda ikaz ediyormuş. Tabi caizse ya o kardeşim o kadar da utangaç olmamalı. Biraz insan yırtıcı olmalı, cesur olmalı işte şöyle yapmalı, böyle yapmalı. Derken o da çok utangaç bir zatmış. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelmiş. "Dahhu fe innel hayâe küllehu hayrun buyurmuştur. Onu bırak. Çünkü e, hayanın tamamı hayırdır. Bakın bir hadis-i şerifte haya on kısımdır. Dokuzu kadında, biri erkektedir buyruluyor. Ee, eğer kadınların hayası erkeklerden çok olmasaydı çok çirkin işler meydana çıkardı. Ee, din düşmanları bunu bildikleri için daha çocukken kadınlardan hayayı kaldırmaya çalışıyorlar. Hayasız bir toplu meydana getirmeye uğraşıyorlar. Müslüman kızı ve kadını elinden gelen gayretle hayalı olmaya çalışmalı ve buna ısrarla devam etmelidir. Bir hadis-i şerifte deylemi de geçiyor. Haya güzeldir fakat kadında daha güzeldir. Buyurulmuştur. El hayâ'u hasenun ve lâkinne fin nisâ'i ehsenu. Hatta e, on o madde sayılıyor. Et tevbetu hasenetun Velakin ne fi şebabi ehsenu. Tevbe güzeldir. Fakat gençlerde olursa daha güzeldir. İşte bilhassa haya kadınlara izafe ediliyor. Allahu Teala bu ümmetin temiz yavrularını haya sahibi kılsın. Hayasızların tuzaklarına düşmekten muhafaza eylesin.